Bütün bu arazi denize kadar dayı beyim. Paşa değil zengin. Paşa falan değil. Biri öyle demiş öyle gidiyor. Hiç çalıştığını bilmem. Dantiye. Oğlu da öyle. Oh ne güzel. Şu evi görüyor musun bak. Çatısı görünüyor. Orası Şemi dedenin bahçesi. Ha, şu meşhur Şemi dede. İyi misin? İyi misiniz? Bir şey oldu mu? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Nasıl gelmekti o öyle? Atların sesini duydum. Yavaşlamak için frene bastım ama çam iğnelerinden tekerlek kaydı. Aklım başımdan gitti. Dikkat etsene be çocuk. Evet ya, dikkat etsene biraz. İyisin değil mi? Bak bir yerin ağrıyorsa söyle. Yok iyiyim. Bana bir şey olmadı ki. Faytonun altına girdin zannettim. Hadi Kenan bir şey yokmuş gidelim. Hüseyin Kenan. Hadi. Dikkat et. Bir daha deli gibi bisiklete binme. Duydun mu beni? Ya başımıza iş açılmasın. Bir doktora gösterseydik şunu. Yapmış. Hayda. Yürü iyiyim dedi. Boş ver gidelim hadi. Vele de bak. Durduk yerde başımızı belaya sokuyorduk. Aman sen de biraz yavaş git arabacı. Tamam efendim. Evet gerçekten çok güzel. Aa Leyla kızım. Ah gel yavrum gel kızım gel. Kenan sürpriz yapmış. Dayı sağlandı onu beklerken çıka geldi. Hoş geldiniz. Leyla. Cevat. Yengem. Kuzenim Cemil'in eşi. Nasılsın Leyla? Seni gördük daha iyi olduk. Meşhur olduğundan beri yüzünü göremiyoruz tabii. Aa, ama öyle deme be kızım. Yüzünü az görüyoruz ama olsun varsın oğlumla anneciğim. İftihar ediyorum. Benim canım oğlum. Kenan. Dayı. Hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz. Kusura bakmayın çok ayıp ettim biliyorum. Cemil'cim. Üstad. Bize ne ayıp olacak canım? Gazeteciler olmuştur olduysa. Ha? Ben de attım Cevat Bey'in üstüne. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. İyi gördüm seni. Sağ ol. Hadi bahçeye çıkalım ha. Bahçeyi gördün mü? Nasıl güzel oldu bahçe Kenan, ya. Bir görsen. Ben protokol halimden çıkıp geliyorum. Niye girdiysek zaten. Melek, hadi hadi. Hadi çıkın bahçeye ha. Tamam. Şöyle serin serin oturalım. Tamam, çıkalım. Leyla, kızım söyle limonata falan getirsinler. Tamam. Ama biz kahve söyledik. Aman canım onu da içersiniz onu da içersiniz. Hadi kızım söyle. Hadi. Kenan üzüm yedin mi üzüm? Üzümlere bir bak. Hepsi bizim bağ mahsulü. Buyurun oturun. Gözün aydın Melek Hanım. Hepimizin abi hepimizin. Bak şarkını çalıp sana hoş geldin diyorlar. Şükrü Beylerin evi değil mi oradaki? Evet. Akşam herkesi çağırdım. Şöyle hep beraber bir yemek yiyeceğiz. Onu komşu herkes günlerdir gelişini bekliyor Kenan. Görsünler seni ha? Ayıp olur. Peki. Limonlar nasıl? Ha? Hepsi bizim seradan. O kadar yer gezdim.
Böyle güzel limon içtin mi? İçmemişsindir. Hadi bize bir şeyler çal kuzum. Şu meşhur gecenin hüznünü sahibinden dinlemek kısmet olmadı da. Dinlersin. Yol yorgunu çocuk. Ha? Leyla kızım söyledi sofrayı hazırlasın. Yol boyunca yedik bir şeyler dayı. Şimdi istemem. Olur mu canım? Aşağıdakiler harıl harıl senin en sevdiğin şeyleri hazırlıyorlar. Hazırlasınlar. Söyle söyle. Akşama yeriz nasıl olsa. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Müsaadenize. Müsaade sizin. Ne demek? Evet. Hay Allah. Dayın sana merasim köşkünü hazırlattı. Öyle mi? Tabii ya. Başka nerede yatıracaktık ki sizi? Biz niye burada yatıyoruz anne? Evde misafir var oğlum. Biz yabancı değiliz ki. Peki niye misafirin yanına çıkmıyoruz? Yine ağlıyorsun. Hayır ağlamıyorum. Vallahi ağlamıyorum. Kenancığım. Sen nerede kalıyorsun anneciğim? Yukarıda bahçeye bakan büyük odada. Hadi bakalım. Merasim köşküne yerleşelim o zaman biz de. Müstakil biliyorsun. Rahat rahat çalışırsın. İstediğin gibi. Yeni besteni merasim köşkünde yaparsın inşallah. O şeref de bize yeter. Teşekkürler. Her şey için sağ ol. Dur bakalım ol. Daha ne yaptık ki? Akşama görüşürüz. Hadi iyice dinlenin yavrum. Dağılabilir miyiz paşam? Tövbe tövbe. Yukarı çıkarayım mı sizi alacığım? Sağ ol yavrum ben çıkarım. Biraz zayıflamış gibi sanki değil mi? Yok hiç değişmemiş. Leyla da güzel kadınmış. Ben severken daha güzeldi. Artık benim için bir şey ifade etmiyor. Değil mi Kenan? Dayınlara söyle gelip beni istesinler. Şimdi nişanlanırız, okuldan sonra da evleniriz. Ha? Kime verecekler kızlarını? Sayıp Paşa'nın yeğenine mi? Yoksa hırsız Nail Bey'in oğluna mı? Sen bana yıldızlar kadar uzaksın Leyla. Senin bana sonradan söyleyeceğini ben sana söylüyorum. Saçmalama Kenan. Saçmalama. Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız hüznüm bile yorgun. Ben sana layık değilim. Her damla gözyaşımdaki keder umutsuz sensizlik
geceme akar gider sonsuz kalbim yine yorgun. Sen bıraktın kızı, bir sene sonra kuzenin aldı. Sana inat evlenmiştir Leyla ile. Bizi bildiğini zannetmiyorum. Kimse bilmiyordu ki. Gözlerimle seviyordum onu. Bir kere bile dokunmaya kıyamadım. Sanki kendimden uzaklaştırarak en büyük fedakarlığı yaptığımı düşünüyordum. Ne çocukluk. Ne salaklık. Bitti gitti. Bitti gitti ama gecenin hüznü gibi bir eser kazandırdı bize. Gecenin hüznünü Leyla'ya yazmadım ben. Biriktirdiğin duygularla yazdın. Senin yeniden aşık olman lazım oğlum. Ciddi söylüyorum. Şöyle acılı bir aşk yaşa da ortaya müthiş bir şeyler daha çıksın. Artık aşk sadece dudaklarda benim için. Dudaktan kalbe inmeyecek. Göreceğiz. Hoş geldiniz. Eser Bey, Nimet Hanım. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Cevat Bey, Kenan'ın hem en iyi arkadaşı hem de menajeri. Çok memnun oldum. Ben. Bu sihirli eli tutuyor muyum gerçekten? Müthiş bir iş başardınız. Bir klasik eser, neredeyse her tarzda çalınıyor. Geçen gün bir düğüne gittik. Orkestra bile çaldı, öyle söyleyeyim. Evet. Bu kadar sevildiği için hem çok şaşkınım hem de mutluyum tabii ki. Gel, şarap alalım. İzninizle. Kenan, kadın şimdi de sen kollarını atlayacak. Hoş kadın ama. Aman Kenan, kocası var. Bak Paris'teki başımıza iş açma, tamam mı? Tamam ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Sağ olun. Geldiniz için sağ olun. Buyurun. Kenancığım, hoş geldin. Şükrü Bey. Abi ya, abi. Hoş geldiniz. Enise'yi tanımıyorsun, eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Şükrü Bey geç evlendi ama arayı kapatıyor. Çok şeker bir kızı var. Ya Allah bağışlasın. Sağ olun. Bir de bir yetim büyütüyor. Sizin gibi. Uzak akrabamız Şükrü'nün yani. Ailesi kazada öldü. Şükrü de yanımıza alalım dedi. Ben de alalım dedim. Sevaptır. O gün bugündür Lamia bizimle beraber. Çok merhametlisiniz. Sağ olun. Çok. İnşallah Lamia da kendini kurtarır. Tabii sizin yardımınızla. O da Kenancığım gibi gururumuz olur. Ha? İnşallah. Aman şimdi çocuğa baksın yeter. Bütün yüküm alıyor vallahi omzumdan. Bugün karşılaşmışsınız. Daha doğrusu çarpışmışsınız. Ha, o çocuk mu? İyi değil mi? İyi. Ya öyle korkuttu ki bizi. Birdenbire önümüze çıktı. Dikkatsiz işte. Çocukla yalnız bırakıyorum ama aklımda kalıyor yani. Hadi anlıyorum. Çok iyi abi. Öyle haklısın. Kenan da küçük ya. Tabak hazırlayayım mı sana? İstemez. Geç.
gecenin hüznünü bir kadın için yazdınız. Doğru mu? Kesinlikle yalan. Ama burada çok güzel bir kadın için gecenin ışıltısını besteleyebilirim. Magazinlerde söylendiği kadar varsınız. Ne diyorlarmış bakayım? Besteciliğinizden çok çapkınlığınız konuşuluyor. Böyle buyurun. Teşekkür ederiz. Aman efendim, aman efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kenan Bey. Gelmiyorlardı vallahi. Zor ikna ettim. Aşk olsun, çok kırılırdım. Buyurun. Cavidan Hanım. Vefik Bey'in kızı efendim. Biliyorum efendim, biliyorum. Bilmez miyim? Size sanayinin prensesi diyorlar. Ya bu kadar şirkette nasıl baş ediyorsunuz? Bravo vallahi. Buradaki sakin tatilimden sonra ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şehir gözümde büyüyor. Emekli olmanın zamanı geldi galiba. Aa, yok canım. Kenan. Kenan gelsene. Aa. Gel gel. Yeğenim olur. Ünver amcacığım. Estağfurullah yavrum. Kenancığım. Bak seni dostlarımla tanıştırayım. Vefik Bey, kızı Cavidan Hanım. Cavidan Hanım'ı da Vefik Bey'i de basından tanıyoruz. Ben Paris'te konserinizi izlemiştim. Öyle mi? Ne mutlu bana. Memnun oldum efendim. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Acıkmadınız mı? Buyurun. Ha, buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Şarap alır mısınız? Olur. Kırmızı beyaz. Beyaz. Gelir gelmez kaptı Kenan'ı, görüyor musun? Nimet. Masaya hadi. Hadi canım, biz de o tarafa geçelim. Yokluğumu bile anlamazlar. Sen git. Cemil, lütfen beni yalnız bırakma, çok ayıp olur. Cemil. Baban sesleniyor. Hadi. Kenan Bey'in içkisi mi tazelenecekmiş? Ha? Aa, çocukluk etme Cemil, hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Dostlar, kadehimi yeğenim Kenan'ın şerefine kaldırıyorum. Kenan Bey'in şerefine. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kenan Bey'in şerefine. Hepinize Kenan Bey. Başarılarınızı. Tamam, müthiş bestecisin. Büyük sanatkarsın ama mühendisliğin içinde bana dua et. Ya Allah razı olsun size. Ya babamı dinleyip de müzikten tamamıyla vazgeçseydin ha? Babam gibi kirlizci mi olacaksın başımıza? Zaten yeterince utandırıyorsunuz beni. Koskoca Sayık Bey'in yeğeni sarhoş mu eğlendirecek? Ha? Olmaz. Katiyen olmaz. İzin vermem. Anneciğim elindeki tek dükkanı satıp beni Avrupa'ya göndermeseydi, Cevat olmasaydı yanımda. Aa, şimdi hikayenin en sevdiğim kısmına geliyoruz. Benden bahsedecek. En yoksul, en kendimden emin olmadığım günlerde beni sırtlamasaydı, yüreklendirmeseydi, şimdi dayımın merasim köşkünde oturamayacaktım. Çok acımasızsınız. Size karşı olmayacağıma söz veriyorum. Hah, getir İlyas, getir. Sağ ol. Sevgili dostlar, sadece ailemizin değil, artık ülkemizin gururu Hüseyin Kenan için
pek değerli yeğenim için küçük bir hediyem var. Hayır, bana hiçbir şey söylemedi. Bravo baba. Bravo. Niye zahmet ettiniz dayı? Sana layık değil ama hep öyle denir ya, adettendir. Teşekkür ederim dayı. Neymiş çok merak ettim. Sen de babana çekmişsin. Ama hırsızlığa çok erken başladın çocuk. Ben yapmadım. Bana yalan söyleme. Saati nereye sakladıysan çıkar. Bak vallahi seni polise veririm. Abi lütfen. Gel yavrum. Bak korkma. Nereye koyduysan getir. Maalesef ki ben senin dayınım. Bu felaketten kurtulamam ama sen bu hırsızlığa devam edersen baban gibi hapislerde çürürsün. Hadi getir çocuğum. Hiçbir şey yapmayacağım. Hadi. Hadi. Kurdun çocuğu kurt olur. Armut dibine düşer. Doğanın kanunu bu. Görüyor musun? Boşuna mı inat ettim seni o adamla evlendirmemek için? Boşuna mı direndim? Bana da ettin, kendine de. Yazıklar olsun. Bu ne? Bu babamın saati. Kaybettiğiniz saatin yerine bunu alın. Sizinki bende değil.